Evet sevgili dostlar merhaba. Umarım iyisinizdir. Son günlerde YouTube kanalımı birazcık geliştirmeye çalışıyorum. Biraz hareketlendirmeye çalışıyorum. İlginize teşekkür ederim. Gerçekten epey bir ilgi var. Şu anda özellikle son günlerde. Ben de yeni yeni videolar beklemeye çalışıyorum. Günlük yaptığım faaliyetlerle ilgili gördüğüm bir şey var. Bu doğada olma olayına neredeyse herkes hemfikir, yani herkes seviyor doğada olmayı. Ama çoğumuz da bu bir gerçek ki yeteri kadar zaman ayırmıyoruz doğada olmak için. Bu arada keşke tabii videoların altına yapılsa ama özelden gelen mesajlar var bana bu konuyla ilgili. Böyle kısa kısa videolarla cevap vermek isterim bunlara ki yani başkaları da faydalansın bu işten. Maalesef herhalde öyle herkese açık yerlere yorum yapmayı çok sevmiyoruz galiba. Öyle görünüyor. O yüzden de özelden daha çok bana mesaj geliyor. Şimdi en ilginç sorulardan biriydi bu. Birkaç kişiden geldi aynı anda. Çok yakın. Yani soru kısaca şuydu. Bu kadar çok doğada olmak senin için ne demek? Yani çok sık doğada oluyorsun. Bu senin için ne demek? Evet doğrudur. Ben bulduğum her fırsatta hemen doğaya kaçıyorum. Orada yani 5-10 dakika bile geçirsem benim için bir dinlendirici bir rolü var. Gerçekten ben çok dinleniyorum doğada. Trafikten uzak, insanlardan uzak, kısa bir zaman bile olsa ben değerlendiriyorum onu. Keyif alıyorum. Zaten arabamı da ona göre düzenledim. Kahve takımlarım falan sürekli arabamda ve istediğim an çok kısa bir sürede istediğim bir içeceği ben burada hazırlayıp içebiliyorum. Zaten günlük hayatımızda beni bilenler bilir kahveyi falan çok sevdiğim için. Dolayısıyla 10 dakika bile olsa yani bir kahve içmeye doğaya çıkıyorum. Tabii bölge olarak da şanslı bir bölgede otururum. Şanslı bir bölgede yaşıyorum. Hemen yakınımda, evimin yakınımda deniz var, orman var, güzel yerler var. Güzel bir etkinlik yapabilmek için. Bunun dışında ben evde de bazen ara sıra yemek pişiriyorum. Bunu doğada da yaptığımda korkunç bir keyif alıyorum bundan. O videoları da zaten arada paylaşıyorum, görüyorsunuz. İlginize çok teşekkür ederim. Benim de size tavsiyem bu doğanın bu dinlendirici özelliğini kullanmanız. Fırsat buldukça illa arazi arabanız olmasına gerek yok. Normal arabalarla, salon arabalarla da gidilebilen çok yer vardır. Biz tabii şöyle söyleyeyim, KKTC'de kuralsız yaşıyoruz. Çünkü neredeyse bu konuda hiçbir kuralımız yok. Bütün sahiller bizim, ormanlar bizim, istediğimiz yerde durup yiyip içip piknik yapıp kamp yapıp eğlenebiliyoruz. Başka ülkelerde biliyorsunuz bu işler öyle o kadar da kolay değil. Belli kurallar var uymanız gereken. Bu kurallar tabii bizde de var da pek uyan yok. Şahsen ben uymaya çalışıyorum. Mesela ormanda olduğum zaman ateş yakmıyorum. Dağda eğer ormanlık bir bölgedeysem ateş yakmıyorum. Yerine göre yapıyorum her şeyi. Bence vakit ayırın. Seveceksiniz siz de diye düşünüyorum ben bu şeyi, doğa olayını. Tekrar sorumuz olursa ki geliyor bayağı soru. Tekrardan ilginize teşekkür ederim. Videoların altına yaparsanız bu yorumları herkes de görür ve ben
tabii ki gelen bütün soruları cevaplamaya çalışacağım. Herkes de benim cevabımı görür. Bu şekilde bir iletişim kurmuş oluruz. Bu işe merak saran ya da bu işi gerçekten yapmak isteyen, doğada olmak isteyenlerle bu fikirlerden, bu görüşlerden, bu yorumlardan faydalanıp belki daha iyi hazırlanabilirler bu işe. Hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Yine başka bir videoda görüşmek üzere. Teşekkür ederim.